Evet, günaydın. Bugün 10 Ocak 2018 günlerden çarşamba. Bugün Çalışan Gazeteciler Günü imiş. Şimdi hal öyle olunca zili çaldık. Bugünkü zilimizin enerjisi kalemini satmayanlara, şartlar ne olursa olsun bükülmeyenlere, hangi tür baskı olursa olsun düşüncesinden taviz vermeyenlere ve mesleğe yemin edip mesleğinde hiçbir zaman eğilmeyen, bükülmeyen, olmayan bir de Einstein'ın meşhur bir fotoğrafı var ya, ha işte o. Olmayanlara gelsin. Evet, bugünkü zilimiz onlara gelsin ve gerçekten şimdi yapılan açıklamalara bakıyorum. Bugün 10 Ocak'la ilgili Çalışan Gazeteciler Günü'yle ilgili yapılan açıklamalara bakıyorum. Bir de uygulamalara bakıyorum. Açıklamaları yapanların uygulamalarına bakıyorum. Bir tanesi Güney Kutbu, bir tanesi Kuzey Kutbu. Yani inanın öyle oluyor. Bir araya gelebilmesi şeysi yok. Açıklamalar nefis. Özgür basın, özgür medya, işte insanlar şeylerini yapabilecekler, nedir? Düşüncelerini söyleyebilecekler. Medya her şeyi yazacak, uyaracak. Böyle diyorlar. Eleştirisel bakacak olaylara, muhalifliğini ortaya koyacak. Ha, ülkeden yana, insandan yana, doğadan yana. Tamam, çok güzel açıklamalar, çok iyi vallahi, çok nefis açıklamalar var. Fakat öbür tarafa bakıyorsunuz. Bazı gazeteciler tukaka, bazı gazeteciler baş üstünde, bazı gazeteciler gazetecilikten başka her türlü tetikçilik mevcut. Dün Hürses gazetesinde Hürses gazetecisinin kurucusu sevgili Naci Uğral abimizin bir röportajı vardı. Salı sohbetlerinde o vardı. Dün tesadüfte tam zamanına denk gelmiş. Levent Kırca'yı da analım. O derdi ki tam yerine denk geldi, manzara koyduk. Tam yerine denk geldi, onu da söyleyelim. Sevilmeyeni sevilir gibi gösteriyor demişti medya. İşte biz böyle bir günde, böyle bir zamanda ne yazık ki Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Kutluyorlar. Ben kutlamıyorum şahsen. Benim çünkü öyle bir günüm yok. Ben gazetecilerin böyle Çalışan Gazeteciler Günü, işte bilmem ne günü, işte özgürlük günü, işte medyada bilmem ne, böyle bir şey yok. Hakikaten yok. Niye yok? Çünkü ya hadi çıksın Antalya'da Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Mevlüt Yeni dahil. Bakın, bunu net bir şekilde söylüyorum. Sayın Mevlüt Yeni dahil. Desin ki arkadaş, ben düşündüğümün hepsini söylüyorum. Düşündüğümü aynen yazıyorum. Yok. Yok. Niye? Çünkü sistem değişik, sistem farklı. Şimdi eleştirisel baktığın zaman tu kaka oluyorsun. Hangi taraf olursa olsun değişmiyor. Mesela sağ cenahtan yazarsın, sol tarafa eleştirisel baktığında tu kaka oluyorsun. Sol cenahtan baktığında, sağ cenahı eleştirdiğinde tu kaka oluyorsun. Her ikisini birlikte eleştirdiğinde tu tu kaka, tu tu kaka oluyorsun. Maalesef öyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama biz doğru bildiğimizden, halkın yanında olmaktan, toplumun yanında olmaktan, doğanın yanında olmaktan, doğruları ve gerçekleri kamuoyu adına gündeme getirmekten asla kaçınmayacağız. Eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz. Dilimiz dışarıda olmayacak ve mesleğimizi ya öyle yapabiliriz ya da yapmayız kardeş, hadi eyvallah der gideriz. Sesimizin ulaştığı, görüntümüzün şu anda ekranda olduğu her yere merhaba. Güzel bir dost merhabasıyla devam edelim. Evet, yolda olan öğrencilerimize iyi yolculuklar diliyoruz aynı zamanda. Çünkü okullar artık bayağı uzak okullara gidenler var. Ve Allah zihin açıklığı versin diyoruz. Hastalarımıza şifa. Misaki milli sınırlarımızı koruyan bütün güvenlik güçlerimize Allah'tan kuvvet. Hep böyle başlıyorduk ya. Ne dediler biliyor musun? Dün bir arkadaş aradı. Ya dedi, biz dedi senin dedi program başladığı zaman dedi camekana gitmek için, yani seraya gitmek için dedi sofrada oluyoruz. Bazen dedi seraya gitmiş oluyoruz, bazen gitmemiş oluyoruz. Hiç mi dedi bize selam yok? Üreticilerimize de selam. Allah bol kazançlar
versin. Bereketli ürünler dileyelim. Esnaf, evet esnafımıza da. Şimdi onların esnaflar farklı farklıdır bakın. Bir esnaflar vardır sabahtan dükkanını açıp müşterisini bekleyen. Bunlar esnaftır. Bir de böyle kocaman alışveriş merkezleri dedikleri AVM'ler vardır. Onlar da nedir biliyor musunuz? Onlar da kapitalizmin size kurduğu tuzaklardır. Esnaf sokakta, çarşı para geçerken, aa merhaba Mehmet amca, aa merhaba Ahmet amca, bilmem ne diye gittikleriniz var ya, ha bu arada Hayriye ablalar yok mu? Vardır. Kadın esnaflarımız da var. Onlara da bol kazançlar dileyelim ve sanıyorum biraz kendinize geldiniz mi? Ya da hep beraber kendimize geldik mi diyelim ve başlayalım. Nereden başlayalım bugün? Şimdi öyle bir değişik işler oldu ki, dünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı'nı kayıtsız şartsız AK Parti ile birlikte Cumhurbaşkanı'nı destekleyeceğim sözünden sonra Türkiye'de kartlar yeniden karıldı. Gerçi karılmıştı, şey olmuştu ama yeniden işler değişti. Ne oldu? Geleceğe inşallah beraber yürürüz. Trenden düşen yerden kalkar, yerde kalır, MHP ile el ele. Ondan sonra Bahçeli geldi, Gül artık yok haberleri var. Bakalım postada ne var? Eriyen liman, kuşlar haber verdiği haberi var. Şimdi nereden başlasak bugün? Milliyet gazetesinden başlıyoruz. Milliyet gazetesinde MHP ile el ele diye başlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin kendisine yönelik desteğine inşallah MHP ile el ele vererek bu süreci hızlandırmamız gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Geleceğe inşallah beraber yürürüz. Yapmamız gereken çok şey var. Milletimizin verdiği sorumluluk var. Destek kararı için şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla ipi başka muhaliflerin ellerindekiler arasında geçeceği açıktı. Yani bir tarafta milliler ve yerliler Sayın Cumhurbaşkanı'nın demesinde, öbür tarafta da kim var? İpi başka muhaliflerin elinde olanlar. Bu biraz anlamlı bir söz. Trenden düşen düştüğü yerde kalır diyor Erdoğan. Bu birliği, beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Biz bu yola çıkarken ahd ederek çıktık ve bu yola, bu akitleşme ile çıkarken de şunu birçok defa çok iyi bilmemiz lazım. Sadakatin asıl olan bir kavram olduğunu bilerek çıktık ama bu trenden düşenler kusura bakmasınlar, düştükleri yerde kalırlar dedi. Dün böyle bir durum oldu. Bugün de Sayın Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 16 sıralarında görüşecekler. İki liderin uyum yasaları, yasa takvimi hakkında ve özellikle de ittifak başta olmak şeysiyle üzere işte seçim, ittifak, ondan sonra değişecek olan yasalar, bunların şeysinde, hakkında bilgi alışverişinde bulunacaklar. Sabah gazetesi nasıl bakmış bakalım bu olaylara? Geleceğe inşallah beraber yürürüz demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye şahsıma destek kararı için şükranlarımı sunarım. Birlikte yapmamız gereken çok şeyler var dedi. 2019 seçimleri arifesinde Sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu vurgulamam lazım. Bu duruşa birlikte ülkemizin de ülkemizde bizi bölmek ve ayrıştırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaklar. 2019 seçimi yerli ve milli olanlarla ipi başka muhaliflerin elinde bulunanlar arasında geçecek. Terör örgütleriyle mücadelemiz Çanakkale'den Sarıkamış'tan Medine müdafasından farksızdır. 15 Temmuz darbe girişimini başaramayanlar ABD'deki dava gibi yeni arayışlar içinde. Hırsının esiri olanlar bu kervanın yolcusu değil, trenden düşenler düştükleri yerde kalır demiş. Bu taraf böyle ve öbür taraftan Devlet Bahçeli, bir zamanlar devletin başına devlet gelecek sloganlarının atıldığı lider Devlet Bahçeli de şu şekilde bir açıklama yapıyor. Yeni sisteme desteğimiz seçimlerle sınırlı kalmayacak. Bundan siz artık ne çıkarsanız çıkarın. Cumhurbaşkanlığı ülkemiz sisteminde geriye dönüş yok. Yeni sistemin yönetim hayatımıza mühür vurması ne Gül'ün ne de Gandhi'nin diye özenip Kandil'e tutunan Kılıçdaroğlu'nun harcı. Biz yanına HDP, İP, TKP, MHP,
FETÖ ve PKK'yı alan CHP değil, millete bakarız. Buyurun. Bir Bahçeli klasiği. Şimdi şöyle bir durum var. Hani bugün basın özgürlüğü günüydü ya. Açıklamalar yapılışa olur bilmem ne olur. Şimdi şurada meseleye şöyle de bir bakalım. Eğer hükümeti, dolayısıyla hükümeti eleştirirken artık Milliyetçi Hareket Partisi'ni de eleştirmiş oluyorsunuz. Nereden gelirse gelsin eleştirdiğiniz an şunlardan biri oluyorsunuz. Ya HDP, ya İP, ya TKP, ya MHP, ya FETÖ, ya PKK. Böyle bir sistem yok. Yani sizinle aynı şeyi düşüneceğiz ya da sizinle aynı düşüncelerde olacak diye toplumun böyle bir iddia yok. Benimle de aynı fikirde olacak diye bir iddia yok. Onlar farklı düşünür, ben farklı düşünürüm. Bir diğeri ikimizden daha farklı düşünür. Bir diğeri daha farklı düşünür. İşte o zaman zaten ulus oluyorsunuz. O zaman bir toplum oluyorsunuz. Mesele budur. Meseleye böyle bakmak lazım diye ben şahsen öyle düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Bu daha epey tartışılacak. Buna muhalefetten ne var? Bir de ona bakalım. OHAL tepkisi var. CHP lideri Kılıçdaroğlu OHAL'in yeniden uzatılması kararını eleştirip FETÖ ile mücadele ise yap mücadelerini. Tam tersini yapmak istiyorlar. FETÖ ile mücadele değil, muhalefetle mücadele ediyorlar diye bir açıklaması var. Şimdi bu dünkü olaylarla ilgili farklı bir bakıştan, farklı bir pencereden bakalım. Cumhuriyet'ten bakalım. Recep Tayyip Erdoğan eski dava arkadaşıyla tüm köprüleri attı. Bahçeli geldi, Gül artık yok. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında eski yol arkadaşı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile tüm köprüleri attı. Erdoğan antidemokratik uygulamaları eleştiren Gül'e geçmişte parti çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin parti ve hareketle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur yanıtını verdi. İsim vermeden Abdullah Gül'ün referandumda hayır kampanyası yürüttüğünü savunan Erdoğan, bu trenden düşenler kusura bakmasınlar, düştükleri yerde kalır ama bu trende yoluna devam eder dedi. Erdoğan kendisi açıklamadan Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek verdiği için Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti. Haberi var. Evet, bugün 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü. Programa başlarken öyle başlamıştık. Onlar içeride biz dışarıda tutukluyuz diye bir başlık var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Mehmet Atalay 437 gündür tutuklu. Murat Sabuncu 437 gündür tutuklu. Ahmet Şık 376 gündür tutuklu. Türkiye 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yine demokrasi ve ifade özgürlüğü önündeki engellerle girdi. Aralarında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın da olduğu 145'i aşkın gazeteci parmaklıklar arasında mesleğinden mahrum. Dışarıdaki gazetecilerin durumu da farklı değil. İktidara aykırı sese tahammülsüzlüğü nedeniyle işsiz kalan gazeteciler ya yurt dışına gidiyor ya da sektör dışı işlere yaşamaya çalışıyor. Üniversite mezunları arasında işsizlik oranı en yüksek meslek gazetecilik. Zehra Özdilek'in haberi. Gazeteciliği diyor suç olarak görmekten vazgeçin. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto Çalışan Gazeteciler Günü için yaptığı açıklamada iktidara ve muhalefete partilerine basın ve düşünce ifade özgürlüğü önündeki engelleri kaldırın. Gazetecilerin özgür kalmasını sağlayan gazetecilik mesleğini suç gören anlayıştan vazgeçin çağrısında bulunmuşlar. Yerelde bizim Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin bir açıklaması var mı ona bakacağız. Bu sanıyorum öyle bir açıklama yapılmıştır Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nden de. Çünkü bugün Çalışan Gazeteciler Günü diyelim ve devam edelim. Cumhurbaşkanının dün bir açıklaması vardı Çalışan Gazeteciler ya da Gazeteciler Günü ile ilgili. Onu ilk etapta bulamadım çünkü gazeteler biraz geç geldi. Gerçekten Cumhurbaşkanının yapmış olduğu bu gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili yaptığı açıklamanın altına imzamı sonuna kadar atarım. Gerçekten atarım. Fakat uygulama ile
açıklamanın arasında var mı yok mu bir şey, onu sizinle okuduktan sonra keşke bulabilsem de, onu bulunca sizinle okumaya çalışacağım. Dün şeyde sosyal medyada rastladım, gerçekten önemli bir açıklama o, dünkü Cumhurbaşkanı'nın gazeteciler günü meslekle ilgili açıklaması. CIA başkanı diyor, CIA başkanı Berkeley'in Pensilvanya çanı diye bir haber var Sabah gazetesinde. 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Büyükada'da bulunan CIA danışmanı, CIA yani, Berkeley'in 17 kişilik grupla sır toplantısının otel müdürü anlattı. Berkeley görevlilerden canlı yayın için uygun ortam istedi. Giderken de üzerinde Pensilvanya yazan bir çan bıraktı. Bak. Neredeymiş? Onu bir merak ettim. Şey diyeceksin ki niye merak ediyorsun? Ya işim benim merak etmek. Gerçekten ben merak edince bazı konuların üzerine gidebiliyorsun. Merak edince ondan sonra işi öğrenebiliyorsun. Merak edince neyin ne olduğunu biliyorsun. Merak etmedin miydi? Hiçbir şeyin anlamı yok. Merak edeceksin ve merak ettikten sonra da onları araştıracaksın. Araştırdıktan sonra da bunları toplumla paylaşacaksın. O bakmayın işte hani çeşitli bizim Türkçe'de farklı anlatımlar vardır. O tarafa gitmeyin. Gazeteci meraklı insan olmalı. Gazeteci merak etmeli. Gazeteci gördüğü bir şeye anında inanmamalı. Gazeteci gördüğü bir şeyi araştırmalı. Eğer gözüne farklı göründüyse neden, niçin, niye, kim? Bunları ne zaman, bunların hepsini, o beşen bir kav var ya, onların hepsini gazeteci sorgulamalı. Ama biz de maalesef dün sevgili şeyde söylemişti, Naci Ural abimiz de söylemişti, artık gazetecilik farklılaştı. Dün size biz yani Antalya'da bir tomar gazete gösterdim, hepsinin başlığı hemen hemen aynı. Şimdi bugün yine bakacağız gazeteler bizde neler var neler yok, onlara bir İkinci bölümde onlarla başlayacağız inşallah. Şimdi Hürriyet Gazetesi'ne bir bakalım. Hürriyet Gazetesi Türkiye'nin 42 güzel ailesi diyor. Türkiye devlet korumasında 14 binden fazla çocuk ve 5 bine yakın koruyucu aile var Türkiye'de. Üf, bayağı yüksek rakam. Ama 42 ailenin farklı bir özelliği bulunuyor. Onlar yurtlarda yetiştirdikten sonra kendileri gibi çocuklara koruyucu aile olanlar. Ne güzel bir şeydir bu. Allah Allah kimseyi düşürmesin. O ailelerin arasındaki o geçimsizlikler en çok çocukları vuruyor. Bakın, hakikaten dağılmış ailelerin kahrını da çocuklar çekiyor. Savaşların kahrını da çocuklar çekiyor. Yoksulluğun kahrını da çocuklar çekiyor. Her şeyin kahrı önce çocukları vuruyor. Şimdi burada da böyle. Bu devlet korumasında 14 binden fazla çocuk ve 5 bine yakın koruyucu aile olması. Bakın 5 bine yakın koruyucu aile var. Yani 14 bine yakın da çocuk var. Bir düşünün bu rakamı. Ha, dünya standartlarına göre nedir ne değildir onu bilmiyorum ama gerçekten yüksek bir rakam. İbrahim Yalgın, Çorum'daki kale yetiştirme yurdunda büyüdü, okudu, evlendi, iki çocuğu oldu. 20 yıl sonra Çorum'a döndü, aynı yurttan 6 yaşındaki Kiraz'ı 3. çocukları olarak ailesine kazandırdı. Emine Arıkan, bu aileler, özel ailelerden birkaçı. Emine Arıkan, 10 yılını devletin yetiştirme yurdunda geçirdi, adliyede mübaşir oldu, mahkemede bir tek evlatlık davalarında yüzleri gülen insanlar görüyordu. Eşiyle birlikte minik Ayaz'ı koruyucu aile olarak aldı diyor. Şeref Köşük, 8 yıl yurtta kaldıktan sonra astsubay okulunu kazandı. Evlendi, 3 çocuğu oldu. Emekliliği yaklaşırken Köşük hep aklında olan evlat edinme fikrini eşine açtı. Önce Dilara, sonra Emir aileye katıldı. Ya ne kadar güzel şeydir. Bu çocukların fotoğraf da çok güzel. Böyle hani bir çocuğun elinin bir ele, sıcak bir ele, şefkatli bir ele değmesi kadar güzel bir şey yok. Onun için her zaman söylüyoruz. Ne olursunuz çocuklarla, çocuklarınızla ilgilenin. Çocuk, çocuk, çocuk çok önemli. Çocuğu dünyaya getirmek anne babalık değil. Çocuğu dünyaya getirdiniz, benim görevim bitti. Yok böyle bir şey, yok. Önemli olan onu hayata kazandırmak. Önemli olan onu o yaşarken, hayata başlarken önündeki engelleri yavaş yavaş kaldırmak. Önemli olan onu dünyaya getirdikten sonra
bir iyi bir birey olarak yetiştirmek ve onu mutlu, huzurlu, sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etmesini sağlamak diyelim ve kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra yine beraber olacağız. Evet, yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu arada yeniden ben de sosyal medyada paylaştım. İkinci bölümü de sosyal medyada paylaştım sanıyorum. Siz de şu anda o paylaşımı görmüşsünüzdür. Sizden gelenlere bakalım neler var neler yok. Bir de onlara bakalım. Sizler neler demişsiniz? İbrahim Uysal iyi yayınlar kolay gelsin demiş. Mustafa Kök günaydın döşeme altından sevgiler demiş. Bu arada sevgili Halit Sevim, abi günaydın, gazeteciler gününüzü kutluyorum, iyi yayınlar demiş. Ondan sonra devam ediyoruz gelen mesajlara. Ahmet Demir, günaydın, iyi yayınlar. Günün kutlu olsun abi diyor. Ya günün kutlandığı yok, gerçekten öyle bir gazeteciler günü falan yok. Bunlar normal yani takvimde yer aldığı içindir. Özgür düşüncesi olmayan, ne bileyim, her şeye bakamayan, istediği gözle bakamayan ya da düşüncesini özgürce savunamayan bir mesleğin günü olsa ne, günü olmasa ne? Şimdi bakacağız bugün gazetelere. Vallahi billahi. Habire mesaj vardır, habire mesaj vardır. Onlara bir bakacağız mesajlara. İlker Akça iyi yayınlar demiş. Ahmet Nazip Baydar günaydın, iyi yayınlar diyor. Musa İbrahimoğlu kolay gelsin, iyi yayınlar abim demiş. Zabit Bilan dostum hayırlı güzel günler diliyorum demiş. Mustafa Kök güzel fotoğraflar paylaşmış, onları sizinle paylaşacağım. Kadir Kaya günaydın iyi yayınlar diliyorum demiş. Hasan Demirkan günaydın iyi yayınlar dilerim. 10 Ocak basında çalışanlar günün kutlu olsun. Hasan Demirkan Göller Bölgesi Gazetesi 32 İspartalılar Derneği Başkanı Antalya demiş. İsa Akbulut günaydın iyi yayınlar demiş. Kemal Gülay hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun demiş. Sıdık Ahmet Elik günaydın, iyi yayınlar, aydınlık, mutlu günler diliyorum. Kepez'den sevgiler demiş. Nurettin Leman Utku diyor ki günaydın yeni kıyafetinize. Bugün yapılacak Antalya Spor Genel Kurulu hayırlı olsun. Çalışan gazeteciler günü kutlu olsun diyor. Evet, gömleğim bir asgari ücret bedeli kadar yüksektir, onu söyleyeyim. Gömleğim öyle. Saatim yine öyledir. Ondan sonra kolumdaki bileklikler özeldir, çok özeldir. Özel bir taştan yapılmadır. Ondan sonra pantolonum yine öyledir. Bayağı şeydir. Ayakkabılarım yine öyle. Hepsi özeldir arkadaşlar. Yani şimdi hani bugün sevgili Nurettin Leman Utku gömleğimden söz ediyor ya. Şöyle böyle kaçıncı yılıdır? üçüncü doğum yıl dönümünü birlikte kutluyoruz. Ve son derece de mutluyum gerçekten. Ben bunu daha önceki programlarımda da çok giydim. Ve aldığım fiyatı söylemiyorum, kızacaksınız. Ali Orhan hem geçinemiyorum diyorsunuz hem de o gömleğe o kadar para verilir mi diyeceksiniz diye paylaşmıyorum fiyatını sizinle. Turgut Pınar günaydın demiş. Orhan Güler Kaptanoğlu. Günaydın Ali abi diyor. Benim kızım da gazeteciliği bitirdi. Bu memlekette çoğu meslek gibi gazetecilik de çok zor. Zorluğunu da geçtim diyor. Bir dayın olmadan iş bulamıyorsun. Onun için benim kızım ikinci zor meslek polisliği seçti. Zor olsa da bir işini seviyor. Bir de söylediklerinize hak veriyorum. Çocuk doğurmakla olmuyor. Vatana, millete faydalı, terbiyeli çocuklar yetiştirebilmek önemli olan. Biz bunu başardık sanırım. Allah herkese benim evlatlarım gibi evlat versin. Allah hepinizin evlatlarını size, sizleri de evlatlarınıza bağışlasın. Ve Allah evlatlarınızla birlikte huzurlu, mutlu, aydınlık, güzel günler nasip etsin size diyelim hepimize. Bütün izleyicilerime bunu söylüyorum. Ayhan Zor, günaydın kardeşim demiş. Güler Kaplanoğlu,
bir fotoğraf paylaşmış, polis fotoğrafı, onu sizinle paylaşacağım daha sonra. Ondan sonra kızının fotoğrafını da paylaşmış, polis kızımızın. Onları paylaşmaya çalışacağım sizinle ve devam ediyoruz sizlerden gelenlere. İlkeli haber yaparak toplumu doğru haber alma ve bilgilendirme ihtiyacını karşılayan şehrimizle her anlama katkı sağlayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak çalışan gazeteciler günü kutlu olsun diyor. Başarılarının devamını dilerim. Mehmet İnce. Teşekkür ediyorum sevgili Mehmet İnce. Gerçekten ince bir mesaj, güzel bir mesajdı. İyi ki varsınız. Bakın şu söz çok önemli. Gerçekten şu söz çok önemli bir söz. İlkeli haber yaparak, bakın ilkeli haber yaparak, bu çok önemli ve güzel bir söz. Bu sözü çok severim. Toplumu doğru haber alma ve bilgilendiren, bilgilendirme ihtiyacını karşılayan ve şehrimizde diyor, her anlamda katkı sağlayan, hani kentini seven gazeteciler mi, kendini seven gazeteciler mi zaman zaman derim ya, şimdi burada kentini seven gazetecilerden söz ediliyor. Gerçekten güzel mesajlar var. Evet, devam ediyoruz şimdi. Gazetelerimize devam ediyoruz. Bunlar hemen hemen aynı. Şimdi başbakandan bir iki şey okuyor. Libya'da kaçırılan 3 Türk için devrede başbakan. Başbakan Binali Yıldırım partisinin meclis grubuna katılıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Yıldırım ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odasında 3 Kasım 2017'de Libya'da kaçırılan 3 Türk vatandaşının yakınlarıyla bir araya geldi. Haberi var burada. Toprağına sahip çıkamayan diyor iktidar gayrimillidir. Kılıçdaroğlu soruyor Keçi Adası kimin? Kılıçdaroğlu Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın Ege'deki Keçi Adası'na gitmesini eleştirerek Erdoğan'a herkesin anlayacağı dille soruyorum. Bu Keçi Adası kimin kardeşim? Bizimse bizim de değilse de de ama tık yok. Adaları siz sattınız mı? Birilerine peşkeş mi çektiniz? Yani iktidar milli değil gayrimillidir demiş. MHP lideri Bahçeli de 2019'da desteğiyle ilgili konuşmuş. 2019'dan sonraki 5 yıl boyunca da yeni sistemin iyice kalıcı hale gelmesi için gereğini yapacağız demiş. 2019, 5 daha 2024. Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömür versin diyelim. Trump şu Amerika'da var ya sarışın adam. Trump'a yargı yolu diyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin Rusya ile bağlantısını ve Rusya ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller'in önümüzdeki haftalarda Trump'ı sorgulayacağı iddia edildi. Olası görüşmede Trump'a sınırlı sayıda soru sorulabilecek. Vallahi sınırlı sayıda böyle her lidere her istediğin soruyu sormak ister bir gazeteci. Ama dün Samsun'da gazeteciler Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'na kentteki toplu taşıma esnafının çok zor durumda olduğu ve kontak kapatma ile karşı karşıya oldukları sorusunu tam yöneltecekti ki bir kabadayı geldi, bir eşkıya, şehir eşkıyası geldi ve kameranın önüne elini şöyle, hani meşhurdur bizde kameraların önlerine şöyle bir geçeyim. Yavaş yavaş geçin kameranın önüne, çekme kardeşim vardır böyle, çekme kardeşim vardır bize. Geçti böyle şey yaptı, ondan sonra tuttu mikrofonu televizyon mikrofonunu aldı böyle. Ondan sonra o arada epey bir şeyler oldu ne olduysa ve böyle magandalarla da uğraşıyor Türkiye'deki medya mensupları ve bu şartlarda hakikaten sorduğun sorunun cevabını alamadın ve zaman zaman da fırça yediğin şartlarda gazetecilik yapıyorsun. Bu da zor iştir. Şimdi Trump'a da soru sormaz. Bir tane soru hakkı verseler bana ne sorardım ya da siz ne sorardınız? Yazın. Benim ne soracağım belli. Açık ve net. Siz ne sorardınız? Onu bir yazarsanız birlikte paylaşalım. Şimdi Hürriyet gazetesinde farklı bir haber var. Diyor ki cennete imar yolu. Antalya'nın Gözde beldelerinden sit sınırları yeniden çizildi. Alanya Kalesi, Patara ve
Fırnaz Koyu ile Demre'nin Taşdibi Yarımadası'nın sit statüleri yenilendi. Bu yerlere komisyon kararıyla villa, konut ve turizm tesisi yapılması mümkün olabilecek. Mimarlar Odası Başkanı tepkili. Yetkililer değerlendirmelerin bilimsel kriter ışığında yapıldığını söylüyorlarmış. Ama gazetede de şöyle bir koca sayfa var. Şöyle bir sayfa var. Alanya Kalesi'ne taş ocağı bile açılabilecek diyor. Fırnaz Köyü'ne ve Patara'ya hepsine. Sit değişti diyor. Kanal Edirne %99 olacak ama bizi ilgilendiren bölüm bu tarafı nedir? Alanya, Fırnaz Köyü ve Patara. Diğer tarafta beni biraz daha ilgilendiren yerlerden bir tanesi de Rize, Rize Limanı. Denizi Karayı paraya çeviren Ekrem Orhan ilk başlatmıştı bu Rize'deki deniz doldurma olaylarına. Çok önceler başlamıştı ama 19 yıl önce yeniden yapımına başlandıydı bu Rize Limanı'nın ve bildiğim kadarıyla, aklımda kaldığı kadarıyla, habere biraz sonra bakacağız da, ödeneksizlikten bir ara yapılamadı. O liman bir ara bir şeyler oldu. Çok gidip gelmem ama gittiğimde de bakarım. Yani ben farklı gözle bakıyorum. Bir de ben Rize'deki televizyonu da zaman zaman izliyorum. Yani ben nasıl ki Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden Kanal V'yi izliyorlar. Niye? Çünkü bu memleketteler. Bu memleketin insanları. Ben de zaman zaman Rize'deki televizyonları izliyorum ne var ne yok diye. Şimdi Türkiye'nin tarihi, doğal ve turistik güzellikleriyle bilinen Antalya'nın Gözde beldelerinden sit sınırları yeniden çizildi. Alanya Kalesi, Kaş ilçesinde yer alan Patara ve Fırnaz Koyu ile Noel Baba'nın memleketi olarak bilinen Demre'nin Taşdibi Yarımadası'nın sit statüleri yenilendi. Böylece bu yerlere villa, turizm tesisinin yanı sıra belli sınırlamalarla taş ocağı, maden yapılması mümkün olacak. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu, doğal güzelliklerin imara açıldığını belirterek yetkililer değerlendirmelerini bilimsel kriterler ışığında yapıldığını söyledi. Belirtirken yetkililer de değerlendirmelerin bilimsel kriterler ışığında yapıldığını söyledi diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özasekin'in onayıyla alınan kararlar dün resmi gazetede yayınlandı. İlk karar Antalya'nın Alanya Kalesi'ne ilişkin oldu. Üç statüye ayrılan kalenin nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrolü kullanım alanı sınırları netleşti. Kesin korunacak hassas alana ilişkin sınırlar ise Bakanlar Kurulu onayıyla yürürlüğe girecek. İlan edilen haritada yapılaşmanın mümkün olduğu yerler dikkati çekti diyor. Antik kent ve karette karettaların bulunduğu Patara ile Kalkan'a 8 kilometre uzaklıkta yer alan Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve çevresinde sit statüsü yenilendi. Nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma kontrolü kullanım alanı sınırları çizildi diyor. Noel Baba olarak tanınan Aziz Nikolos'un mezarının bulunduğu Demre ilçesindeki Taşdibi Yarımadası doğal sit alanı ise nitelikli doğal koruma alanı olarak ilan edildi. Kesin korunacak hassas alan sınırları ise yine diğer iki bölgede olduğu gibi Bakanlar Kurulu'na bildirilecek. Bakanlar Kurulu karar verecek. Şimdi Rize'de de diyor ki Rize'de 19 yıl önce yapımına başlanan ancak ödeneği yetersizliği nedeniyle 2001 yılında inşaatı yarım kalan yat limanında suya dayanıksız yumuşak taşlar kullanıldığı ortaya çıktı. Eriyen taşlar nedeniyle yat limanı dolgusuz deniz sularına gömülerek gömülerek her geçen gün kayboluyor. Rize Belediyesi eski başkanı Halil Bakırcı kendilerinden önceki dönemde projelendirilen ve dolgusu yapılan yat limanının inşaatının büyük bir proje olduğunu ve belediye olanaklarıyla yürütmenin olanaksızlığını görerek inşaatı devam ettiremediklerini söyledi diyor. Şimdi bakın bu limanlar konusu hakikaten çok önemli. Antalya'da da Kruvaziyer'di değil mi? Limanı yapım çalışmaları var ya Boğaçay'ında. Boğaçay projesi ve işte oradaki yat kruvaziyer, yat limanı şunlar bunlar. İşte bilimsellikten uzak işler yaparsanız Rize Limanı gibi oluyor. Ya da bilimsellikten uzak olursanız ileride farklı farklı olaylarla karşılaşıyorsunuz. Mesela Gemlik ilçesi niye taşınıyor? Gemlik'in bir bölümü niye taşınıyor? İşte bunlar hep zamanında düşünmeden, zamanında gerekli incelemeler yapılmadan
ben yaptım oldu düşüncesinin ve zihniyetinin eseridir. Bu sadece bugün için demiyorum bunu. Yıllardır bu var. Yıllardır ben yaptım oldular Türkiye'de var ve yıllardır bunlarla mücadele etmeye çalışırız. Şimdi bu sit alanlarının değişilmesinden sonra getirip Patara'nın o meşhur dünyaca ünlü plajına taş ocağı açılır mı? Çünkü Patara'nın hemen üstünde taş böyle dağlık alan vardır. Orada gidenler bilir böyle kıvrım kıvrım yollar var ya. Sol taraf Patara, sağ taraf dağlık alandır. Şimdi orada 500 metre ileride ya da 100 metre, 200 metre ileride bir şey kurulur mu? Taş ocağı kurulmaz diyemem. Mermer ocağı kurulmaz diyemem. Böyle bir yapıdayız. Çünkü bizde vur dediğinde öldürürler. Bakın bizde her şey dört dörtlük olsa çok iyi şekilde bilimsellikle işte menfaatler ama toplum menfaatleri ön planda tutulsa hakikaten Türkiye'de gazetecilere iş kalmaz. Niye? Çünkü eleştirecek bir şey olmaz. Ha güzellikler de gündeme gel. Bak bu ne güzel olmuş. İyinin daha iyisi mutlaka vardır. Onlar ayrı bir boyut. Ama inanın Türkiye'de hele hele böyle Antalya gibi yerlerde bugün haber yok kelimesi, bugün özel haber yok kelimesi vallahi bana göre değil. Bakın el alem İstanbul'dan Ankara'dan yapıyor bu haberi. Alanya Kalesi, Fırnaz Köyü, Kaşpatara, işte şey Demre. Bizim gazeteleri de biraz sonra okuyacağım. Kararı siz vereceksiniz. Ben vermeyeceğim. Ben verdiğimde yanlı oluyor. Diyorlar ki bazıları diyorlar ki sen yanlı davranıyorsun. Ben yanlı davranmıyorum aslında. Aslında ben ne yapıyorum biliyor musun? Ben şöyle bir şey düşünün. Kimsenin düşünmediğini, kimsenin düşünmeye cesaret etmediğini, kimsenin ya da bazılarının düşünüp söylemeye cesaret edemediğini bazı nedenlerden dolayı. Olur ya dostluğu olur, akrabalığı olur, ilişkileri olur, meselesi olur. Yani bunlar gayet normal şeyler. Onlara göre, bana göre değil. Onlara göre böyle. Şimdi bu yüzden herkese de kızamıyorum. Arkadaşlarımızın bazı böyle şeylerine de bir şey diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Öyle alışmış. Öyle alışmış. Şimdi hani gidersiniz şey nedir? Kasaba gerdan eti, işte but eti bilmem ne. Omurganın eti omurgada biraz sağlam olacak. Omurga sağlam olacak ki yaşadığından zevk alasın. Şu anda neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Kiminiz belki uyandınız, çayınızı yudumluyorsunuz, kahvenizi yudumluyorsunuz. Kiminiz yatak keyfi yapıyorsunuzdur oradan izlemekte. Çünkü benim bir tane yeğenimin eşi vardı geçen yıldı. Yağmurlu bir gün araba göndermemişler diye işe gitmemişti. Hamdi Çetin işe gitmemişti, araba göndermemişler diye. Ben dedi yatakta kahvemi yudumlayıp dedi seni izliyorum demişti geçen yıl. Bu yılda durumu nedir ne değildir bilmiyorum. Mutlaka orada yatak keyfi yapıp izleyenler de vardır. Ne mutlu onlara, herkese. Ve izleyin nerede izlerseniz izleyin. Turan Şahin, günaydın iyi yayınlar abicim diyor. 10 Ocak gününüz kutlu olsun, güzellikler, güzel günler sizlerin olsun. Aksu'dan selamlar demiş. Oradan beraber oğluyla birlikte izliyorlar ve sık sık bu fotoğrafı paylaşıyorlar. Biraz sonra internetlerde bir yavaşlık var. O yüzden paylaşamıyorum fotoğrafları. Biraz sonra paylaşacağım. Kudret Kaçmaz günaydın iyi yayınlar demiş. Yakup Toklu söz konuşusu taş ocağı ve beton yapı ise gerisi teferruattır. Sit mit anlamayız biz günaydınlar. Hani sittir bunlar var ya sit anlamında yani sit raporu anlamında diyoruz bunu. Hemen başka türlü düşünmeyin canım. Vallahi sizde her şey sizinle paylaşılmıyor. Gülten Duman, günaydın gazeteciler gününüzü kutlarım. Eğitimli aydınlık günlerle hep beraber. Şimdi bakın bu gazeteciler günü bayramı değil. Bayram değil değil mi? Çünkü bayramsa bana her gün bayram. Bana her gün bayram. İnanın her gün bayram. Münir Sapmaz, Bursa'dan saygı, sevgi ve selamlar sizlere demiş. Bizlerden de sizlere selamlar olsun diyelim ve devam edelim. Sizlerden gelenlerle de devam edeceğiz. İşte böyle bakın. Yeni alınan kararlarına da bakacağız. Ve ne yapacağız? Hep birlikte bu tür değişkenlikleri
toplumu aydınlatmak açısından gündeme getireceğiz. Kimse darılmayacak, kızmayacak. Bunda darılmaca, kızmaca yok. Niye? Çünkü toplum menfaati var burada. Antalya'nın menfaati var. Geleceğin menfaati var. Bizim menfaatimiz var. Bizim derken yanlış algılamayın. Antalyalı olarak hepimiz için söylüyoruz. Mesela bizim Serdar'ın çocuğunun da burada menfaati var. Çünkü geleceğe güzel bir Antalya bırakmak mecburiyetindeyiz. Güzel bir ülke, güzel bir dünya. Ama bir de ara verme zorundayız. Az sonra beraberiz. Evet, yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine babamın bir sözü aklıma geldi. Böyle zaman zaman pastanede böyle problemler olurdu. Samsun'da kapandı şimdi. İsmini söylemekte de sakınca yok çünkü kapandı artık. Öyle bir pastane yok orada. Kuğu pastanemiz vardı bizim. Babam gelirdi böyle yanlış bir şey yaptığımızda derdi ki oğlum derdi malına sahip lazım oğlu değil babası. Böyle de bir durumdaydık. Şimdi bugün internet konusunda biraz sıkıntı çekiyoruz. Çünkü teknoloji geliştikçe sorunları da peşinde getiriyor. Ve teknolojiye biz ne kadar yakınız, ne kadar ayak uyduruyoruz. Şunu da söyleyeyim. Çocuklar bizlerden çok çok daha teknolojik konuda iyiler. Bizden çok çok ilerideler. Çünkü onlar daha araştırmacı, daha ruhlar daha farklı onların. Hele benim bir arkadaşım var Melih diye. Geçtiğimiz günlerde de yaş gününde ekrana getirmiştim. Dün onu televizyonda gördüm. Şeyde ekranda onu gördüm. Baktım ki şeye bir girmiş telefonda o teknolojik oyuna. Parmaklar var ya böyle uçuyor. Şimdi bu ne kadar yararlı, ne kadar zararlı? Yararını, zararını çocuklara anlatabiliyor muyuz, anlatamıyor muyuz? Biz bunu ne kadar yararlanıyoruz, bundan ne kadar yararlanamıyoruz diyelim ve haberimizi bir izleyelim bakalım. Ondan sonra yine beraber olacağız. Şimdi teknolojiye biz büyükler yeterince ayak uyduramıyoruz. Medya hiç ayak uyduramadı. Sadece kes kopyala yapıştır bölümünü biliyor. Ama çocuklar gerçekten hızla ilerlediler, gidiyorlar. Ve hazır mı arkadaşlar haber? Hazır. Şimdi o haberi bir günde ekrana getirelim. Ondan sonra yeniden beraber olalım. Teknoloji kaçınılmaz bir gerçek ve hayatın her alanına dahil oluyor. Kaçınılmazlığın sonucunda da insanlarda bir ekran bağımlılığı ortaya çıkıyor. Geçmişte sadece televizyon ekranlarımıza alışkın olduğumuz durumlar artık yerini telefon, bilgisayar ve tabletlere bıraktı. Bu gibi cihazlara alışkın olmaya başladık ama ne yazık ki bu gibi cihazlara özellikle çocukların maruz kalması önemli sağlık problemlerine yol açıyor. Televizyonda büyüyen çocuklarda sosyal uyaran eksikliği dediğimiz otizme yakın bulgularla çocuklar gelebiliyor. Evet, 3 yaşında telefonla oynuyor. Bizde de var biraz hata. Biz de iş güç yaparken sürekli birileriyle yazışırken falan bunlar da telefona maalesef merak salıyor. Hayatın ilk 6 yılının çocuk gelişiminde önemli olduğunu belirten Antalya Lara Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman doktor Ali Satılmış, sağlıklı beden gelişimi adına ekranlardan uzak kalmalarını önerdi. 2 yaşa kadar neredeyse sıfıra yakın ekran, hatta bunu şu an son zamanlarda 3 yaşa kadar çıkarttılar. Neredeyse 7 yaşa kadar sıfır internet ve 7 yaşından sonra aile denetiminde internet. Neredeyse 6-7 yaşına kadar sanal oyunların hiçbirisiyle karşılaşmamalarını sağlamak gerekiyor. Öğrendiğim kadarıyla tabii zararlı haliyle. Şimdi bütün gününü, bütün her şeyini ona odaklıyor. Zaten ayırmak da zor olur. O yüzden mecburen kullandırmamaya çalışıyorum. O çocuklardan biri de Melih. Melih tam 7 yaşında ve hayatının çoğunluğunu oyun oynayarak geçiriyor. Çok sıkı oynuyoruz sanki. Evet. Çok mu seviyorsun telefonla oynamayı? Ne oynuyorsun bugün? Futbol. Ama bak şu anda da bırakmıyorsun. Çünkü gol atabilirim. Peki sence eğitimine engel değil mi bu durum?
Olabilir. Engel olamıyoruz. Alıştığı için 5-10 dakika izin veriyoruz ama yine de tekrardan oynamak istiyor. Engel olamıyoruz maalesef. Okula da gidiyor, ödevlerini yapmak istemiyor bazen. Sosyal gelişim adına çocukların hayata dair daha fazla paylaşımları olması gerekiyor. Bunun için çözüm basit. Önce biz elimizdeki telefonları bırakırsak, karşımızdaki televizyonları kapatırsak ve evde sıkılmayı öğrenirsek ve sıkılmalarımıza nasıl çözüm bulacağımızı üretmeye başladıkça çocuklarımız da önce sıkılmayı öğrenecekler. Sonra da kendilerine bir yaratıcılıkla, kendi yaratıcılıklarıyla kendilerine yeni oyun alanları yaratacaklar. Sadece ekranları bırakmamız hayatımızın yeniden güzelleşmesi için bence yeterli. O için biz parka gidiyoruz, spor yapıyoruz. Telefon ben vermiyorum, oynamıyor. Evet, yeniden sizlerle birlikteyiz ve dedim ya çocuklar bizden çok çok daha ileri bir teknoloji bilgisine sahip. Onlar bizden çok çok daha iyi. Posta gazetesindeyiz. Posta'da diyor ki kuşlar haber verdi diyor. Hani bir muhabbet kuşu da ben olurum sevdiye sen. O şarkıyı biliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi evdeki muhabbet kuşlarını öpüşürken gören küçük bir kız, Özlem, okulda öğretmenim de bizi böyle öpüyor diye söylüyor annesine. Annenin ihbarı üzerine takip alınan ve 3 öğrenciyi daha taciz ettiği ortaya çıkan öğretmen Yalçın Kaya'ya 15 yıl hapis cezası veriliyor. Şimdi bakın, hani çocuktan al haberi ya da bir şey olduğunda derler ya, kuşlar getirdi haberi, işte onlar, işte o bu, o dedikleri bu. İzmir'deki Bornova Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli Özlem, 23 yaşındaymış, evdeki muhabbet kuşlarının gagalarını birbirine değdirdiği sırada öğretmenimle biz de böyle öpüşüyoruz dedi. Annenin ihbarı üzerine takibi alınan öğretmen Yalçın Kaya'nın 3'ü erkek, 4 zihinsel öğrenciyi sürekli istismar ettiği yani bir şey söyleyeyim mi? Bip ya. 3'ü erkek, 4 öğrenciyi erkek, kız, erkek. Ya bu nasıl bir kafadır ya? Bunlar ne içiyorlar, ne yiyorlar? Nasıl bir düşünceye sahipler ya? Ya bu taciz. Bir de engelli. Dün 2-3 gündür medyada var. Şu bisikletli bisikletteki kıza bisikletiyle gelip ekmek alıp, bakkaldan ekmek alıp dönen kıza cinsel tacizde bulunan şey. Ya bunlar nasıl şeylerdir, nasıl insanlardır, nasıl düşünceye sahipler? Vallahi billahi. Şimdi bunu 15 yıl, niye 15 yıl ki? Niye 15 yıl ki? Ömür boyu ya. Ve bu insanları cezaevinde tutmayacaksın. Bu insanları çalıştıracaksın. Ben onun için diyorum, cezaevleri organize sanayi bölgelerinin ya da sanayi bölgelerinin yanında olmalı. Onları gündüz çalıştıracaksınız. Nasıl çalıştıracaksınız biliyor musun? Kolay işlerde de değil. Kolay işlerde de değil. Bu nedir ya? Her gün bir taciz olayı, her gün bir taciz düşünce, her gün farklı bir düşünce. Of of, eriyen liman haberi burada da var. Rize Limanı. Biraz önce o haberi sizinle okumuştuk. Beraber paylaşmıştık. Şimdi 3 milyon lira harcanmış bugüne kadar. 1 ton taş dökülmüş. Taşların tuzlu suda eridiği ortaya çıktı. Taşlar eridiği için limanın dolgusu sumalara gömülüyor. Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, halkın parası denizde eridi gitti demiş. Ulan bizim Rizeliler ona farklı bakar ya. Valla farklı bir şekilde cevap verirler. Ciddi paralarımız der. Ciddi. Ha oraya deniz adı bizim paralar. Ha oraya deniz adı der. Evet. Bakın. Dün haberlerde vardı. Bugün burada Posta gazetesinde de var. İran'da 28 Aralık'ta pahalılık ve molla diktasına karşı kitlesel gösteriler yapılmıştı. Eylemlerde 3 milyon 700 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani dün şöyle konuştu. Halkımızın sesini dinlemeli ve isteklerini yerine getirmeliyiz. Halk sadece para istemiyor. Özgürlük sadece parayla olmaz. Sosyal medyaya getirilen kısıtlama hemen kaldırılmalıdır. Devlet televizyonu bir grubun değil, halkın sesi olmalıdır. Nerede? Şimdi bizim devlet televizyonuna bir bakın. Bizim devlet televizyonuna bir bakın. Bizden takır 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 parayı alırlar.
Katkı payı, TRT katkı payı veriyoruz. İster izle ister izleme. Tek tek ödüyorsun. Burada Ruhani diyor ki, bakın, halk bizden sadece diyor para istemiyor diyor. Özgürlük sadece parayla olmaz. Sosyal medyaya getirilen kısıtlama hemen kaldırılmalı. Devlet televizyonu bir grubun değil, halkın sesi olmalı. İşte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde böyle bakmak lazım olaylara. Ha burada dediğini inşallah gerçekleştirir. O da ayrı, söylemle eylem ayrı olma, ayrı olursa onun da bir anlamı yok. İşte benim demek istediğim bu. Halk için gazetecilik, toplum için gazetecilik. Yoksa öbür türlü birilerinin olmuyor, öyle olmuyor. Evet, Hürriyet, Hürriyet Akdeniz'deyiz. Gazetecilik için dayanışma diyor. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak açıklamasında gazetecilik sorunları için Çalıştay çağrısı yapıldı. Cemiyet Genel Sekreteri Rasim Gündüz basın özgürlüğünü ele alan yasaların yeniden düzenlenmesi, yazıları nedeniyle tutuklu gazetecilerin bırakılması çağrısında bulundu. Çağdaş Gazeteciler Derneği Antalya Şubesi de Türkiye'de 140 gazetecinin cezaevinde olduğunu dikkat çekerek ifade özgürlüğü ve örgütleme vurgusu yaptı. Haberi var buralarda, gayet güzel. Hem Çağdaş Gazeteciler Derneği Antalya Şubesi'nin bu açıklamasını için hem de Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Rasim Gündüz'ü bu açıklaması için tebrik ediyorum diyelim ve inşallah medyada özlediğimiz ya da istediğimiz ya da herkese eşit davranabilen, davranan iyi zamanların, iyi gazetecilerin yetiştiğini görürüz hep beraber. Evet, bugün şey konusunda, dediğim gibi internet konusunda sorunlar yaşıyoruz. Hürriyet Akdeniz'deyiz. Devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla harekete geçen AK Parti Antalya milletvekilleri Expo 2016 sergi alanının nasıl değerlendirileceğiyle ilgili özel bir komisyon oluşturdu. Bakın, geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber başlık takılmıştı aklıma. Bazı arkadaşlarımıza söyledik ya, şöyle haberler var diye. Bunları bir gündeme getirseniz, ki ben devamlı getiriyorum zaten de, maalesef kulaklarını kapattılar bize herhalde. Dedim ki şöyle bir başlık atın dedim. Expo gitti, kule kaldı yadigar. Hakikaten Expo alanını ne için kullanılacağı halen belli değil. Expo alanı ne olacak? Nasıl olacak? Sayın Çavuşoğlu'nun bu talimatı gerçekten çok önemli ve güzel. Ve olmalı da. Ve olmalı da. Niye? Oralar bizim. Yani bu kentin, bu kentlinin, buranın atıl bir vaziyette olması ne kente bir şey kazandırır ne de herhangi bir faydası olur. Bakın, orada bir sürü şeyler vardı. Ağaçlar, şunlar, bunlar, onlar ne oldu, kurudu mu, kurumadı mı? Ve ben baştan beri de söylüyorum. Söylemekte de hiç sıkıntı duymam. Burası özel bir alan olarak belirlensin ve kumarhane olsun. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir şey vardı, öneri vardı. Kumarhane olsun. Türkiye'den gidip Kıbrıs'ta, şurada burada kumar oynayana kadar gelip burada oynasınlar. Yurt dışından gelenler burada oynasınlar. Türklere yasak olsun. Hayır, olmasın. Olmasın. Ama girişi ve statüsü farklı olsun. Hayatım boyunca böyle kumar oynamış bir adam değilim. Onu da söyleyeyim. Ama burası atıl olmasın. Türk turizmine, Antalya turizmine, alternatif turizme burası çok şey kazandırır. Akıllı bir şekilde kullanılırsa. Ha, kumarhane olunca içinde otel yapılacak, şu olacak, bu olacak, o zaman dur. O zaman anlamam. Ama burası çok daha hem botaniği hem değişik, ne bileyim. Hani burayı yapanlar böyle bir çalışma yapmamışlar mı zamanında, ileride ne olacak diye. Çalışmaların detayı hakkında Hürriyet'e konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Expo alanından özel bir üniversite oluşturulması fikri gündemde. Ayrıca sergileme alanı yetersiz olan Antalya Müzesi'nin bir bölümünü de buraya taşıyabiliriz demiş. Bakan Çavuşoğlu'nun çalışmaları yakından takip ettiğini kaydeden Enç, fikirler olgunlaştıktan hemen sonra sürecin yerel dinamiklere sunulacağını belirterek şöyle konuştu. Olgunlaşan fikirleri İlgili bakanlar, başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza götüreceğiz demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Geçmişte Antalya, bu Expo konusunda Antalya'nın dinamikleri hep dışarıda tutuldu. Umarım ki bu sefer bu dinamikler dışarıda tutulmaz ve başarılı çalışmalar yapılarak burası hakikaten Antalya'ya kazandırılır ve bu konuda çalışmaların hızlanmasını isteyen
Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na bir Antalyalı olarak teşekkür ediyorum. Şimdi diyecekler ki ya sen Rizeli misin, Samsunlu musun, Erzurumlu musun, Antalyalı mısın? Ben Türkiye'liyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Her yer benim. Doğduğum yer, çalıştığım yer, doyduğum yer bunlar benim için çok özel yerlerdir ve her yerini seviyorum bu memleketin. Çünkü bu memleketi sevmiyorsanız terk edeceksiniz. Dün Hasip Kaptan kalkmış demiş ki HDP'nin başına, bugün gazetelere baktım bulamadım. Bir Türk heveslenmesin genel başkanlığına, bir Türk heveslenmesin. Ya böyle bölücü bir açıklama olur mu ya? Ne demek bir Türk HDP'nin başına genel başkanlığına heveslenmesin? HDP ne partisidir? Türkiye Cumhuriyeti'nin bir partisi değil mi? Niye böyle ayrıştırıp ötekileştirme, berikelileştirme yapılır? Nasıl yani HDP'nin başına genel başkanlığına bir Türk heveslenmesin? Kimsiniz? Şimdi işte bu sözü söylettiriyorsunuz. Bu kadar bölücülük olmaz ya. Bu kadar küçük düşünme olmaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Her siyasi partinin içerisinde her türlü düşünceye eyvallah. Ama onun başında Türk olmasın, bunun başında şu olmasın, onunkinde Laz olmasın, orada Kürt olma. Bu ne ya? Bu ne? Bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir fikirdir? Ne içtiniz diye soruyorum ya. Hakikaten ona da soruyorum bugün. Böylesine dar bir çerçeve, böylesine dar kafalılık bu ülke insanına yakışmıyor. Biz geniş perspektiften bakmamız lazım. Geniş pencereden bakmamız lazım. Şimdi evet böyle olunca hal ne oluyor? Her şeyin başı eğitim oluyor. Eğitim önemli ve eğitim zor. Eğitilmek zor, eğitmek zor insanları. Şimdi eğitim için dün bir örnek vermiştim. Japonya'da bir tek öğrenci için 1,5 yıl daha o tren bir öğrenci için seferlerine devam etmişti. Bizde Aksu Deresi'ni geçemeyen, Aksu'daki bir dereyi geçemeyen çocuklar vardı. Anneleri sırtında geçiriyordu. Hatta komşularının çocuklarını da götürüp getiriyordu. Dün Aksu Belediye Başkanı orada bir incelemeler yapmış yanında birkaç tane adamıyla birlikte. Böyle kalabalık bir heyet. Düne kadar orayı görmemişlerdi. Herhalde dün götürüldüler ilk defa. O kalabalık heyette ne diye gitti merak ediyorum. Yani biz ne kadar iyi çalışmışız diye mi gittiler oraya bilmiyorum. Gittiler orada inceleme yaptılar. Baktılar ki yer yok. Başkan da orada dedi ki Halil Bey'di değil mi başkan? Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin. Orada dedi ki bana dedi sadece karşıda tarlalar var. Okul meselesini söylemediler. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bir belediye başkanı eğer bunu söylüyorsa bölgesinden haberdar değildir. Ya da çalıştığı personeli, bürokratı çok iyi seçememiştir. Eğer orada o çocuklar dereyi geçip de okula gidemiyorsa, eğitim göremiyorsa ve bunu belediye hala daha duymamışsa, ana ben vallahi billahi yapacak bir şey yok. Haberi bir izleyelim ondan sonra yine devam edelim. Antalya'nın merkez ilçelerinden Aksu'da Barbaros Mahallesi ve Yeni Mahalle'yi birbirinden ayıran dere yatağında öğrencilerin annelerinin sırtında dereden geçerek okula gittiği yönünde çıkan haberlerin ardından Aksu Kaymakamlığı, Aksu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Başkan yardımcılarıyla birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulunan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin konu hakkında bilgi aldı. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin olay yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada bahsi geçen yerde hiç yol yokmuş gibi haber yapılması doğru değil dedi. Öğrencilerle ilgili bir talep bize hiç gelmemişti ama basına sanki öğrencilerin bir ihtiyacı varmış gibi lanse edilmiş. Bizdeki talep özellikle karşıdan karşıya geçişte vatandaşın karşı tarafta şeyleri var. Tarlalar var oraya geçmek istiyoruz demişlerdi ama öğrenci olayı biraz farklı bir durum var çünkü öğrenciyi servislerle taşınması gerekiyor. Öte yandan Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen de mahallede bulunan öğrencilerin okullarına ulaşması için servis sağlandığını açıkladı. Evet şimdi bu habere bakınca insanın şöyle diyesi geliyor. Zahmet olmuş, zahmet etmişler. Gerçekten çok zahmet ettiler. Oraya kadar gittiler. Öbür tarafta oraya bir servis sağlamışlar. Çok zahmete katlandılar. Ve şu medya var ya şu medya, bu kötü medya, ah bu kötü medya, ah bu kötü medya. Niye gündeme getirirsiniz böyle konuları? Herkesin rahatını niye bozuyorsunuz? Hakikaten bozuyorsunuz milletin rahatını. Bırakın ne güzel, ehli keyif uyuyorlar.
Şimdi önceden çok söylüyordum, yenilerde ne var ne yok henüz daha şey olmadı, nedir tam olarak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin uyuyan bir il başkanı vardı ve diyordum ki uyuyor uyuyor. Meğer memlekette o kadar çok uyuyan varmış ki hakikaten. Ve ara sıra kapılarını çalmak lazım uyanın diye. Hey sabah oldu Üsküdar'da diye. Evet. Ve ne yapıyoruz şimdi? Kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdi stüdyoda böyle sabah ilk canlı yayın olunca gelen bir uğruyor. Az önce Akif Arıcı buradaydı haber merkezindeki. Hani geçtiğimiz günlerde Gaziantep haberlerini yapmıştı ya. O abi dedi Gaziantep'e bir gittim dedi. E ne yapayım dedi. Bir de geldim dedi. Evet devam ediyoruz yine. Programımız devam ediyor. Hızla devam ediyor demiyorum. Çünkü ben hızlı iş yapabilecek kadar zeki ve akıllı değilim. Yavaş yavaş. Zaten bizim Hasan Yavaşlar'ın soy ismi de Yavaşlar ya, onun için o yavaş yavaştır. Biz de o yavaşlığı herhalde ondan aldık ve bakıyoruz gelen gazetelerde neler var neler yok, internetten gelenlerde ne var, neler var neler yok ve sizlerden gelenlere şimdi bakacağız. Fotoğrafları arkadaşlar ekrana getirecekler. Ben de buradan o fotoğrafın kim tarafından gönderildiği, ne denildiği, onda ne var ne yok onlara bir bakacağım. Evet arkadaşlar sırasıyla verebilirsiniz, rahat olun siz. Ben buradan gereğini yaparım. Evet, bu fotoğrafı paylaşan arkadaşımız, bizimle paylaşan arkadaşımız. Dur fotoğrafı gördüm ha. Günay Fırat. Diyor ki demokrasilerde basın ve ifade özgürlüğü olmazsa olmazdır. Haber yapmanın suç olmayacağı, yaptığı haber için gazetecilerin tutsak edilmeyeceği günlerden olan özlemle Metin Göktepe, Uğur Mumcu, Hrant Dink ve ismini buraya sığdıramayacağım tüm gerçek gazetecileri saygıyla anıyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Yazmak lazım. Toplumla paylaşmak lazım. Hakikaten sıkıntı olmaz. Bakın ne kadar çok açık olursanız o kadar rahat edersiniz. Ben hep söylüyorum. Özgürlükler bu ülke insan halklarına yakıştığı için olmalı. Yoksa bilmem kim istiyormuş, o istiyormuş, bu istiyormuş, hiç öyle düşünmüyorum. Evet arkadaşlar diğer fotoğrafı getirelim. Evet bu sevgili şöyle bir geriye döneyim. Evet Orhan Güler Kaptanoğlu'nun kızı gazetecilik okuyup ancak meslekte iş bulamayınca yine şerefli bir, onurlu bir meslek olan polisliği seçmiş. Bu da onun fotoğrafı. Gerçekten bayrağımız güzel bayrak ya, her yere yakışıyor ve başarılar diliyoruz. Allah yolunu açık etsin diyelim. Evet devam edelim arkadaşlar. Bugün sizden gelenleri internetlerdeki yavaşlıktan dolayı tam paylaşamadım, kusura bakmayacaksınız. Evet burada bizim Kadir Kaya'dan günaydın, iyi yayınlar diliyor. Alternatif turizmin güzel örneklerinden birisi ve çok güzel bir manzara. Özellikle yerdeki bu yapraklar. Ben bazı parklarda yaprakları belediye ekiplerinin süpürmemesinden yanayım. Çünkü sonbaharın geldiğini, kışın geldiğini biraz yaşamamız lazım. Onları biraz görmemiz lazım diye. Diyelim devam edelim arkadaşlar. Evet sizlerden gelenlerle devam ediyoruz. Arkadaşlar ekrana getirdikçe ben de sizlerle paylaşacağım bunları. Evet bugün Antalya Spor şeysi var. Bu Antalya Spor'u diyor ki Antalya'ya iyi gelecek diyen tabelacı istiyor. Antalya Spor'a bir başkan geliyor. Tabelacı istiyor. Bir başkan gidiyor. Antalya Spor tabelacının çiftliği mi diyor. Ayrıca Antalya Spor gibi tüm şehrin ortak değeri olan bir kuruma siyasal kimliği bu kadar belirgin olan birinin tabelacının özür dilerim
Kuruma siyasi kimliği bu kadar belirgin olan birisinin tabelacının itirazları ve siyasi hesapları sonucunda başkan yapılmasını bu şehrin hak ettiği bir durum. Başkan yapılması bu şehrin hak ettiği bir durum mu? Antalya'ya iyi gelmedin diyor Hasan Şahin CHP Murat Paşa ilçe başkanı. Evet, devam ediyoruz. Sizlerden gelenlerle devam ediyoruz. Bitti mi arkadaşlar? Evet, bu da Turan Şahin. Her sabah bizi izler. Kendisi iyi bir üreticidir. Ve ürettiklerini pazarlar, yurt dışına da gönderir ve gerçekten üreticinin sıkıntılarını sık sık dile getirir. Evet, şimdi devam edelim. Sizden gelen yorumlara devam edelim. Evet. Sıdıka Metelik, günaydın, iyi yayınlar. Aydınlık, mutlu günler diliyorum demiş. Orhan Güler Kaptaroğlu'nu okumuştum sizlere. Kudret Kasmaz, günaydın, iyi yayınlar diyor. Gülten Duman, günaydın gazeteciler, gününüzü kutlarım. Eğitimli aydınlık günleri hep beraber demiş. Canan Türk Filiz, Karadeniz'den selamlar ve iyi yayınlar sevgili Ali Orhan demiş. Teşekkürler buradan Karadeniz'e de selam. Durdu Demir Yıldız, iyi yayınlar efendim demiş. Ali Aydın Baba, günaydın. Meslek gününü kutluyorum demiş. Teşekkür ediyorum. İbrahim Çabuk, günaydın. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Hasan Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüz kutlu olsun demiş. İbrahim Çabuk, Çalışan Gazeteciler gününüz kutlu olsun demiş. Gülderen Semizoğlu, rastgele demiş. Hasan Kaçmaz, günaydınlar demiş. Cevat Yanar, günaydınlar. Haberdar etmezseniz haberimiz olmaz. Dünya Çalışan Gazeteciler gününüz kutlu olsun. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Selahattin Kurt, Ali Bey'im taştan çıktı, paraladı, sakalı yoktu da bıyıkları terledi, yavuklusu da karşı geldi, ağladı, feleğin dillere destan oldu Ali Bey'im. Bir teke yöresi türküsü sana yazdım çok sevdiğim için. Ünsal Mahallesi'nden kucaklar dolusu selamlar demiş. Mehmet Bulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günümüzü kutlamış. Mustafa Kök, Expo vekillere değil Antalyalı'ya sorulmalıdır. Ben sadece AKP'li vekillere sorulduğumda rant kurban olacağı ya da her şeyin belli olduğunu ve kılıf hazırladığını düşünürüm. Diğer alanlarda olduğu gibi, ama burada haberde şey var. Bak, diyor ki burada, Bakan Çavuşoğlu'nun çalışmaları yakından takip ettiğini kaydeden fikirler olgunlaştıktan hemen sonra sürecin yerel dinamiklere sunulacağını belirterek, olgunlaşan fikirler, yani yerel dinamiklerle de konuşulacak, orada o vardı. Atilla Güner'i, günaydın, daha aydınlık ve özgür günlerde mesleğini icra edebilmek dileğiyle gazeteciler günü kutlu olsun. Elmas Karataş, günaydın tüm gazeteci dostlarımın ve tüm güçlük, imkansızlık ve zorluklar altında görevini yerine getirmeye çalışan emekçi, işini kalemini satmayan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışanlar Günü kutlu olsun demiş. Biz de kalemini satmayanlara saygı duyuyoruz ama diğerlerine saygı duyduğum gerçekten söylenemez. Söylemiyorum da. Açık ve net. Evet, madem öyle oldu, şimdi Körfez Gazetesi'ni bir ekrana getirelim arkadaşlar. Körfez Gazetesi'ni ekrana getiriyoruz. Zamanımız da azaldı. Gazetecilik suç değildir. Bugün ülkemizde 140 gazeteci yazdıklarından dolayı hapiste, yüzlerce gazetesi ise adliye koridorlarına arşınlıyor. Dünya basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye her geçen gün geriye gidiyor. Bayram ilan edilen 10 Ocak artık Türkiye'de kahır günü olarak anılır oldu diye başlık. Siyaset kurumunun, basın yayın kuruluşlarının ve gazetecilerin hedef alan açıklamalarıyla başlayan soruşturmalar ve yargılamalar Türkiye'yi dünyaya basın özgürlüğünü sıralamasında sonlara düşürdü. Türkiye 180 ülke arasında 155. sıradayız. Basın özgürlüğünde 155. sıradayız. Bu biraz da meslek çalışanlarından ve mesleğin gazete patronlarından da, medya patronlarından da oluşuyor. Gazete çalışanları biraz dik durabilmeli. Basın yayın organları ve basın çalışanları bir yandan ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor, bir yandan ifade özgürlüğü savaşı veriyor. Bu şartlar altında dahi halkın haber alma özgürlüğünü savunan basın çalışanları 10 Ocağı kahır günü olarak niteler. Bak, orada haklılar. Hakikaten hem hayatla mücadele edeceksiniz, hem özgürlüklerle mücadele edeceksiniz, hem de insanların haber alma özgürlüğü kısıtlanmasın diye kendinizi yakacaksınız. Gerçekten. Çok farklı yerler bunlar. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sektörden başarıya ulaşmasında, ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında basın çalışanlarının çok önemli rolü ve katkıları bulunmaktadır diyor. Engin Korkmaz da demiş ki, bugün 10 Ocak
neşe doluyor insan. Saadet Partisi de gazeteciler gününü unutmamış. Antalya Gazeteciler Cemiyeti, basın çalışanları ve yayıncı kuruluş temsilcileri, siyasetçilerin tercih ettiği özensiz dil ve üslubun da etkisiyle adliye koridorlarında çile doldurmakta, hapis cezalarıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Basın çalışanları mutsuz, iletişim fakültesi mezunları ise yarınsızdır açıklamasını yapmış. Çağdaş Gazeteciler Derneği de gerek mesleki hakların korunması, gerekse bu baskıların bertaraf edilmesinin yolu mesleki dayanışma ve birliktelikten geçiyor. 10 Ocak'ta bir kez daha haykırıyoruz. Basın özgürlüğünü ve halkın doğruları öğrenme hakkını ayaklar altına alan uygulamalara son verin demiş. Evet, burada bir haber daha okuyalım. Şeyden, komşu kart doğayı koruyor diye. Türkiye'de çevreci komşu kart projesiyle nitelik atıkların geri dönüşümünü evlerden başlayan Muratpaşa Belediyesi 163.290 metrekare orman alanını korurken 30.737 ağacı da kesilmekten kurtardı. Haberi var burada. Evet, devam ediyoruz. Bugün önemli haberlerden bir tanesi de Hürses gazetesinde. Hürses gazetesinin manşetinde de Budak'tan Türel'e jet yanıt. CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in CHP'ye yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Budak, Türel'in görev süresinin azalmasının telaşıyla gerçekleri örtme arayışında olduğunu ileri sürdü diyor. CHP Milletvekili Budak, meclis toplantısında Konyaaltı sahili Boğaçayı ve Kruvaziyer Limanı'na ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in CHP yöneticileri ve milletvekilleriyle dönem belediye başkanlığında olduğum gibi bu dönemde de herhangi bir öneriyle gelmediler, sürekli eleştirdiler sözlerine yanıt geldi. Budak, Başkan Türel'in görev süresinin azalmasının telaşıyla gerçekleri örtme arayışında olduğunu ileri sürdü. Büyükşehir Belediyesi'nin Mimarlar Odası ile birlikte yapılan yarışma projesini eleştirmediklerini altını çizen Budak, sahilin halktan koparılmasına karşı çıktıklarını söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Budak, Sayın Türel göreve geldiğinde Konyaaltı sahili için ücretsiz olacak yönünde açıklamalar yaptı. Ama sonra herkesin onay verdiği proje için kaynak yok diyerek ihaleye çıktı. Ama iki ihaleden de sonuç alamadı. Gelinen aşamada 4 yıl gibi bir süre Konyaaltı sahiline bir çivi çakılmamıştır. Bu başarısızlık tamamen Sayın Türel'e açık demiş. Evet. Bir de milletin kapısı açık kapı. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan açık kapı milletin kapısı projesi kapsamında Antalya'da oluşturulan açık kapılar da talep ve önerilerin alınmasına başlandı diyelim. Haberimizi izleyelim. Talep, öneri ve sorunlar açık kapıya iletilecek. Sonuç kısa mesajda başvurana bildirilecek. İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı açık kapı projesi 15 pilot ilde uygulanıyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından projenin tanıtımı yapıldı. Artık kapı kapı gezmeye gerek yok. Milletin kapısı açık kapı. Buraya gelirlerse bütün kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili şikayet, talep, önerilerini bu noktadan yapabileceklerini de biz buradan ilan etmiş olalım. Vatandaşlar farklı kurumları ilgilendiren talep, öneri ve sorunlarını Antalya Valiliği'nin Bayındır Mahallesi'nde bulunan Ek Hizmet Binası'ndaki Açık Kapı Bürosu'na iletebilecek. Açık Kapı'nın her kurumda, emniyette, milli eğitimde, sağlıkta, tarımda, tapuda, aklınıza gelebilecek bütün kurumlarda burayla irtibatlı çalışan irtibat görevlilerimiz var. Başvurular ilgili kurumdaki irtibat görevlisine yönlendirilecek. Çözüme kavuşturulan sonuç kısa mesaj ve e-postayla başvurana bildirilecek. Öte yandan başvurular www.acikkapi.gov.tr internet sitesi üzerinden de yapılabilecek. Nihayet hedefimiz kamu hizmetlerini hızlandırmak, vatandaşımıza zaman kazandırmak, vatandaşımızın yaşam kalitesini yukarıya çekerek vatandaşımızın memnuniyetini artırmak. Açık kapı projesine ilerleyen zamanlarda akıllı telefonlar ve kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan kiosklar üzerinden de başvuru yapılabilecek. Aynı zamanda ilerleyen süreçte mobil uygulama üzerinden de başvuru alacağız. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen kiosklar üzerinden de başvuru yapabilecekler. Evet, haberimizi izlediniz. Artık bundan sonra milletin kapısı açık dedi Sayın Valimiz Münir Karaloğlu.
Evet, devam edelim. Yeni Yüzyıl Gazetesi'ndeyiz. Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başarımızın sırrı üretken belediyecilik demiş. Yaptığı başarılı çalışmalar ile dikkatleri üzerine çeken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, üretmeden kazanamazsınız. Biz üretiyor ve kazanıyoruz. Alanya Belediyesi olarak yeni yılda da üretmeye devam ederek halkımızın layık olduğu hizmetlere kavuşacağız demiş. Ondan sonra burada açıklamaları var. Beraber fotoğrafları da var. Yeni Yüzyıl Gazetecisi'nin yöneticisi ve sahipleriyle burada sırasıyla onlar durmuşlar. Aramızda sorun yok demiş İyi Parti Antalya İl Başkanı Nizamettin Sağır yaptığı açıklamada. İyi Parti İl Başkanı olması beklenen Ali Adnan Kaya ile aralarında herhangi bir kırgınlık olmadığını söylemiş. Akdeniz Üniversitesi'ne 104 ülkeden 2000 öğrenci gelmiş. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya son yıllarda eğitim turizmi ile de öne çıkıyor. Kentteki üniversiteleri dünyanın birçok ülkesinden öğrenciler tercih ediyor. Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi listesine giren Akdeniz Üniversitesi'nde Akdeniz Üniversitesi 104 ülkeden 2081 öğrenci bulunuyor. Haberi burada da var. Eto kalmalı demiş Antalya Spor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu. Evet. Efendim? Evet, şu fotoğrafı bir ekrana getirelim. Bunlar Beykoz'daki adliyenin taksicileri. Ve bunlar her sabah Beykoz Adliyesi'nde bu programı izliyorlar. Sevgili Ural Kadıoğlu ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve bizden de İstanbul Beykoz'a selamlar olsun diyelim. Sabah Akdeniz'de FETÖ'nün okulunda gizli oda çıktığı haberi var. Bunu dün yine konuşmuştuk. Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz'dan sonra kapatılan okulda gizli bölümler bulundu. İki odadan birinin toplantı salonu olduğu belirlendi. Binada inceleme yapan AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç bu tür operasyonların şeytanın bile aklına gelmeyeceğini söyledi. Haberi var. Evet, Hilal bataklık sporla kuruyacak. Uyuşturucu ile mücadele sporla yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, gençleri uyuşturucudan uzak tutma noktasında spor ve sporun birleştirici gücünü kullanmamız lazım demiş. Manşet gazetesinin manşetinde turizm yöneticisi kelebekler var. Ataf kentin sahip olduğu üçü endemik 183 kelebek türüne ilişkin kitap hazırladı. Kitap ile dünyadaki kelebek tutkularının kente çekilmesi hedefleniyor. Yelizgül Ege'ye teşekkür edelim. O kitaptan bir tane eğer edinebilirsek, gönderirlerse ben de buradan kitabın tanıtımını yapmak için elimden geleni yaparım. Büyükşehir Belediyesi Antalya Spor'a kazandırdığı spor ve kamp tesisiyle uluslararası pro lisans antrenör gelişim semineri kapsamında gerçekleştirilen futbol endüstrisi ödül töreninde yılın futbol kulübüne destek ödülünü kazanmış Antalya'ya. Her şey yakışır diyelim. Milliyet gazetesinin manşetinde, Ekin'in manşetinde Akseki'deki tarihi kaya mezarları tahrip edildi. Defineler talan ediliyor haberi var. Bunu yarın sizinle daha geniş paylaşacağıma söz vereyim şimdi. Ondan sonra İleri gazetesinde Büyükşehir'e destek ödülü. Gerçek gazetesinde taşerona kadroda son iki gün. Emeklinin zam tepkisi. Türel başarısızlığını örtmenin telaşında diye Çetin Osman Budağ'ın açıklaması var. Validen gazetecilere bugün sizin gününüz demiş. Esen Diler de 10 Ocak mesajı yayınlamış. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Antalya İl Müdürü Esen Diler de 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle bir açıklama yapmış. Basından Kurumu Antalya Müdürü Nedim Engin de 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutlamış. Engin gazetecilerin vatandaşla devlet arasında köprü görevini yaptığını söylemiş. Ve Antalya gündemin turizme İngiliz müjdesi, İngilizler de geliyormuş. Erkeklik belgesine tepki diyor. Çocuk cerrahi operatörü Doktor Muzaffer Zorlu tarafından verilen sünnet sonrası erkeklik tescil belgesine kadınlar ateş püskürdü. Ya kadınlar niye geliyor, karşı çıkıyor? Neyse, devam edelim. Evet, bugün de bize ayrılan süre burada hemen hemen doldu değil mi? Ama bakın, bugün sizinle paylaşacağım söze gerek yok bölümü hakikaten çok önemli. Ve bakayım son gelen mesajlarınızı da okuyayım. Sonra kızmayasınız. Cem Şahan günaydın, saygıyla anıyoruz demiş. Aydın Boysan'ın bir fotoğrafını kullanmış. Biz de anıyoruz bir kez daha. Cem Ataman merhaba Lazaloğlu, hayırlı günler, iyi bir yayın akışı dilerim. Haberlerin mutlu edici olsun, günaydın demiş. Ahmet Yıldız başta sizin Nihat Toklu'nun ve yazılı ve görsel basında doğru dürüst ülkesi ve insanlık yararına haber yapan, yazan, çizen tüm basın emekçiler gününü kutluyorum demiş. Şimdi
Dün akşam izlerken gerçekten son derece mutlu oldum. Bu kadar güzel olurdu. Söze gerek yok da İstanbul vardı dün akşam. Ve İstanbul'daki çocuklar hayatı öylesine değişik bir şekilde paylaşmışlardı ki. Ve hayat paylaşılınca ne kadar güzel olduğunu bir kez daha ortaya koydu o çocuklar. Ve çocukların özlemi vardır her zaman. Hep söylerler hayat bayramı olsa diye. Ve o çocukların belleğine ve beynine işlemiş o güzel müzik mayonez kutusuna dahi işlemişti. Biraz sonra onunla baş başa kalacaksınız. Keşke çocukların çaldığı o müzik gibi, keşke insanların söylediği o şarkı gibi hayat bayram olsa, ama ne yazık ki hayatı tam bayram olarak kutlayamıyoruz. Evet, bana ayrılan süre burada yine bitti. Benden sonra Biz Bize programı var. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki yarın sabah yine kimseye söz vermiyorsunuz. Bakın bunu açık açığa söylüyorum, parmak sallıyorum ha. Yine 7.30'da birlikte olacağız. 9.30'a kadar bize ayrılan süreci içerisinde. Şimdi yarın sabah görüşene dek Kanal V'de kalın. Hadi Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın demeyeceğim. Düşünerek kalın. Kanal V'de kalın ve hep bizimle kalın.